Allah Azze ve Celle bizden namaz istiyor. Kuldan namaz istiyor. Ve akimis salat. Kılın namazınızı. Neden kılın namazınızı? Çünkü buyuruyor ki inne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz sizleri her türlü günahdan, kötülükten uzak tutar. Yani namazın kimyasında, namazın doğasında, namazın içeriğinde namaz kılanı her türlü günahtan, çirkinlikten uzak tutan bir ibadettir. Ancak bir insan günde efendim 17 rekat farz namazını kılıyor. 17 rekat farz namaz toplasan tamamı 40 dakika vakit almaz. 40 dakika. Bir insan günde 40 dakika bu namaz ibadetine ayırıyor. 40 dakika. Ama her gün 5 saat, 6 saat, 7 saat günah yapıyor. Gıybet kapısı açıldığı zaman o kapıdan rahatlıkla içeri girebiliyor. İftira rahatlıkla atabiliyor. Namaz kılan insan rahatlıkla gıybet edebiliyorsa, rahatlıkla iftira atabiliyor ise, rahatlık ile yalan konuşabiliyor ise, rahatlık ile kıskançlık yapabiliyor ise, rahatlık ile kin güdebiliyor ise ve içinde bulunduğu toplumda fitne fesat yapıyor ise, insanları birbirine düşürüyor ise, insanlar içerisinde huzursuzluk çıkarıyor ise, bu insanın namazı kendisine lanet eder. O insanın namazı Allah'ın katından gerik çevrilir. Allah adeta emreder meleklerine, alın bu namazı götürün sahibinin başına vurun. Ben böyle bir namaz istemedim ki. Bu nasıl bir namaz ki? Bunun sahibi hem bu namazı kılıyor hem de her türlü melaneti, her türlü alçaklığı, her türlü namertliği, her türlü ahlaksızlığı da yapıyor. Bu nasıl bir namaz? İşte bu noktada karşımıza Maun suresi çıkıyor. Maun suresi buyuruyor ki فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, vay olsun namaz kılanların haline, veyl olsun namaz kılanların haline. Veyl cehennemde bir çukurun adıdır, bir çukur adıdır ki hadislerde var. Veylun lil musallin, veyl kelimesinin bir anlamı bizim Türkçedeki vay olsun, eyvahlar olsun. Ama hadislerde veyl kelimesine söylenen bir mana şundan ibaret ki cehennemde bir kuyunun adıdır veyl. O kuyuda 80 bin bölüm vardır. 80 bin bölümde 80 bin çeşit azap olan oda vardır. 80 bin azap olan odada 80 bin ateşten tabut vardır. 80 bin ateşten olan o tabutun içerisinde 80 bin cehennem azabının çeşidi vardır. İşte orası veyldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz böyle buyurdu Taliboğlu. Cenneti de kimse görmemiş, cehennemi de kimse görmemiş. İnkar ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Zaten inkar etseniz kafir olursunuz. Dinin zaruri bir emrini inkar eden, cenneti inkar ediyor, cehennem bu kafirdir. Öldükten sonra hayatı inkar eden kafirdir. Peki
Niye inanıyorum Müslüman bunlara? Çünkü bunların bir bölümü Kur'an'dadır, bir bölümü Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerindedir. Bakınız, şunu arz edeyim. İşte veil orasıdır. Maun suresi buyuruyor ki, vay olsun namaz kılanların haline. Hangi namaz kılanlar? Namaz Allah'ın emri olduğu halde Allah neden vay olsun namaz kılanların haline? Bakınız, Kur'an adres veriyor bizlere. Kur'an-ı Kerim bizlere adres veriyor. İslam'da en önemli ibadet namaz ibadetidir. Peygamberimiz buyurur, Es-salatu amudu'd-din. Namaz dinin direğidir. İn kubilet kubile ma sivaha. Namaz kabul olursa diğer ibadetler de kabul olur. Evvelu ma su'ile yevmel kıyameti es-salat. Kıyamette ilk sorulacak şey namazdır. İlk sorulacak şey namazdır. Allahu Teala dinin direği olan namaz hakkında buyuruyor ki, vay olsun namaz kılanların haline. Böyle buyuruyorsa biz bu adrese Maun suresinde vay olsun namaz kılanların haline adresine orucu da götürebiliriz. Şu an mübarek Ramazan ayının içindeyiz. Orucu da götürebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Vay olsun oruç tutanların haline. Biz haccı da götürebiliriz bu adrese. Vay olsun hacca gidenlerin haline. Biz sadakayı da götürebiliriz bu adrese. Vay olsun sadaka verenlerin haline. Hangi oruç tutanların haline vay olsun? Onlar ki oruç tutarlar ama oruçları sadece açlıktan ibarettir. Sadece aç kalma ile oruç tutarlar. Ama onların gözü oruç değildir. Onların gözü oruç değildir. Onların dili oruç değildir. Dillerinde yalan vardır, dillerinde günah vardır, dillerinde zinadan ağır olan günah, gıybet günahı vardır. Onların kulağı oruç değildir. O şekilde oruç tutarlar onlar. Onun için vay olsun oruç tutanların haline. Bu orucu o namaz hitabının adresine götürebiliriz. Vay olsun hacca gidenlerin haline. Hangi hacca gidenler? Onlar ki hacca gitmeden önce nasıl idilerse hacca gittikten, hacdan döndükten sonra da aynı insandırlar. Hayatlarında hiçbir şey değişmemiş. Hatta hacca gidip döndükten sonra günahları daha da çoğalmış. Vay olsun böyle hacca gidenlerin haline. Vay olsun öyle oruç tutanların haline. Sadaka verir.